bugün sizlerle beraber mücver yapacağız. Onun için rendelenmiş kabağımız var. Kabartma. Tuzu. Tuzu. Tuz. Tuz. Yumurta. İki yumurta. Yine un. Un. Evet, burada karıştıracağız. Sonra. Sonra alıp. İster kızartacağız, isterse fırında yapıyoruz. İsmini bir daha söyler misiniz? Mücver. Mücver. Teşekkürler. Başlıyoruz şimdi. Başlayalım karıştırmaya. Yok ben. Evet. Önce evet koyalım kabartma tozunu. Bunu mu? Evet. Şimdi tam tuzunu ilave edelim. Tuzu. Aferin. Şöyle mi? Bu çocukta gelecek var. Evet. Tuz çok güzel. Şimdi unumuzu. Yavaşça bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok güzel ya. Unumuzu. Unumuzun hepsini efendim. Hepsini. Evet, çok başarılı. Ben önce biraz bir karıştırayım. Mücverimiz çok güzel olacak. Kabak. Kabak biliyorsunuz çok faydalı. Her türlü faydalı yani. Bağırsaklara da faydalı. Tabii bunu çocuklarımıza sevdirmek için böyle işlemek lazım. Yapmak lazım. Farklı şekillere sokmak lazım. Yoksa direktmen kabağı yemiyorlar zaten. Evet, şimdi içine 2 adet yumurta. Bakın 2 kabağa 1 yumurta. Biz 4 kabak kullandık. Dolayısıyla 2 adet yumurta olması lazım. Evet, şöyle bir teşekkür ederim. Aferin. Şöyle de 2 adet yumurta. Evet, karıştırmaya devam edelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Yavaş yavaş karıştıracağız. Birazdan da tadım aşamasında pişirdikten sonra yine birlikte olacağız. Bizimle kalın. Bizimle olduğunuz çok teşekkürler. Like atmayı da unutmayın. İyi günler, esenlikler. Yapım aşamasına başladık. Kızgın yağımıza mücverlerimizi kaşıklarla bıraktık. Bu şekilde şimdi kızaracaklar. Arka ön yapacağız. Neticeyi beraber paylaşacağız. Şu an mücverlerimiz kızarıyor. En iyi tarif yağda kızaran tarifti. Hep beraber sonucu göreceğiz. Mücverimiz kızartmadan çıktı. Sunuma hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi şöylece yumurtalı, unlu, kabartma tuzlu, kabak, rendelenmiş kabak yani tarihi mücverimiz hazır. Ben buradan herkese afiyet olsun. Çok lezzetli. Bunu isterseniz bir sosla da sunum edebilirsiniz. Bunu görüşmek üzere. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz.